Kültürümüzün vazgeçilmez yiyeceği. Akşam dışarıda yemek severlerin vazgeçilmez lezzeti kokoreç Kayseri'de şampiyon kokoreçte yenir. Efendim mutfaklarımızın ve kültürümüzün eşsiz lezzeti kokoreççideyiz şu anda. Arkamdan da anlayacağınız üzere lezzetli kuzu kokoreçler yağlarını aşağıya akıta akıta yavaş yavaş da pişiyorlar. Yanımızda da bu eşsiz lezzetin baş mimarı Yılmaz ustamız var. Ustam nasılsın? Allah razı olsun. Sağ olun. Siz nasılsınız efendim? Teşekkür ediyoruz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben İstanbul'dan geliyorum. Kendimizi bildik bileli kokoreç işiyle uğraşıyoruz. Kayseri'ye şampiyon kokoreç çalışıyoruz. Buraya atandık. Yani buraya geldik. Burada çalışıyoruz. 7 seneden beri hemen. Böyle yani kokoreçi Kayseri'yi tanıtmaya çalışıyoruz. Elin oldukça hızlı ve oldukça da maharetlisin. İstanbul... Nedir bu işin sırrı? Ya kokoreç yani işimiz bu. Biz kendimizi bildik bileli bu işle uğraşıyoruz. İstanbul hani biraz yaygın olduğundan dolayı hızlı çalışmamın sebebi bu. Oraya alıştık. Burada da insanları alıştırmaya, tatlandırmaya çalışıyoruz. Herkesi yesin tabii, tatsınlar. Bu bizim milli yiyeceğimiz derdi bir ustamız vardı. O da öyle derdi. Hep biz ekmeklerimizin arasında, tabaklarımızın içinde bu kokoreç yemeye alışkınız. Nasıl olduğunu biliyoruz ama bir de tabii bu işin yolculuğu var, bir serüveni var. Tabii. Nasıl başlıyor kokoreçin yolculuğu? Bu kuzu kesimi pazartesi, salı günleri, çarşamba günleri yani haftanın 3 günü mezbahane günleri vardır affedersiniz. O 3 günde kesilir mezbahane günü. Sonra güzelce tandırlarımız sarılır, buzhaneye girer. Sonra bize kargo paketlenmiş vaziyette gelir. Biz de burada asarız. 2,5-3 saat içinde pişiririz. Dinlendire. Şu tarafa alırız. Güzelce dinlendikten sonra müşterimize sunum yaparız. Müşterimiz İzmir usulü, Ankara usulü diye tabirler vardır. Bir iri kıyımdır, bir ince kıyımdır. İşte soğumasın diye güveçte veririz. Domates biberli İstanbul usulü derler. Müşteri nasıl isterse biz öyle sunuyoruz. Şimdi iri kıyım Ankara usulü mü? İzmir usulü oluyor. İzmir usulü iri evet. Kıyım. Daha küçük olduğu zaman Ankara. Ankara oluyor. Daha büyük güveç olduğu zaman İstanbul mu? İstanbul güveç İzmir usulü yani soğumasın diye güvecin maksadı o. Kayseri'de canımız kokoreç istedi. Evimizde oturuyoruz. Şöyle akşam çıktık çoluk çocuk bir kokoreç yiyelim dedik. Nereye gelmek lazım? Nerede yemek lazım? Kayseri'de kokoreç nerede yenir? Şampiyon kokoreç. Nereye yazarsanız yazın direkt çıkıyor zaten. Kokoreç yazın çıkıyoruz zaten Allah'ın izniyle. Lezzetiniz de şampiyon mu? Evet. Efendim evet olmazsa olmaz lezzetimiz dedik. Kokoreç Kayseri'de şampiyon kokoreç diye yenir. Tabii ki Yılmaz ustamızın lezzetli ellerinde yenir. İşte görüyorsunuz kokoreçte böyle hazırlanır diyor. Tabii biz de acıktık. Musa'nın da şu anda inanın kameranın arkasında karnı aç. Biraz sonra bizler de tadına bakacağız ama şampiyon kokoreçte yalnızca kokoreç yok. Onu da ifade edelim. Bir başka lezzetimiz özellikle deniz kıyısında oturan vatandaşlarımızın damak zevkine biraz daha yatkın, biraz daha alışık olduğu bir lezzet. Hiç kuşkusuz ki denizlerimizin en lezzetli ürünlerinden biri midye. Midye de var, midye tava da var. Evet efendim Yılmaz ustamızın maharetli ellerinden işte bu görmüş olduğunuz mükellef sofra hazırlandı ve eğer yolunuz şampiyon kokoreçe düşerse hiç kuşkusuz ki yiyebileceğiniz tüm ürünler masada mevcut. Tavuk ızgara, midye tavağı, köftemiz var. Burada çok lezzetli şöyle bol kaşarlı bir cheeseburgerimiz var. Tabii ki herhalde amiral gemisi kokoreçin güveç hali. Kendinizi bir deniz kenarında Ege'de hissedebileceğiniz kadar lezzetli midye dolmalar ki çekim arasında da Onur Bey'le birlikte birkaç tane yedik. Ve tabii ki olmazsa olmaz lezzet kokoreçin iri kıyım ve daha küçük şekilde porsiyonlanmış hali burada mevcut. Yanımızda da Onur Bey var. Kendisi Şampiyon Kokoreç Kayseri Şubesi'nin işletmecisi. Onur Bey sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Onur Çelik. Aslen Karabüklüyüm. Yıllardır Kayseri'de yaşamaktayım. Eski bankacıyım. 6 yıldır Şampiyon Kokoreç firmasının bayiliğini yapmaktayım Kayseri'de. Aldığımız tepkiler olumlu şimdiye kadar. Yavaş yavaş oturuyor. 6 senedir dediğim gibi bu işi yapıyoruz. Artan bir müşteri kitlemiz var. Kokoreç'e dediğiniz gibi biraz ön yargı var Kayseri'de ama yavaş yavaş bu da aşılıyor. Çünkü damak tadına uygun bir yiyecek aslında. Baharatları olsun, pişmesi olsun, kömür ateşinde gayet lezzetli, damak tadına uyan bir besin. Kayseri yine kokoreç gibi biraz yabancıydı midyeye ama aynı yine kokoreçle paralel olarak midyeye de alışıyorlar yavaş yavaş. Bizim midyemiz çiftlik midyesi. Civa oranı gayet düşük, herhangi bir sağlıksız durumu yok. Tarım gıda onaylı şampiyon merkezden gelir zaten bize tüm ürünlerimiz. Şampiyon kokoreç çok eskiden sadece kokoreç olarak İstanbul Beyoğlu'nda başlamışlar bu işe.
son 10 senedir yaklaşık fast food restoranlar olarak zincirleşiyorlar. Diğer alternatif ürünlerinde de gayet iddialılar. Biz de iddialıyız tabii ki. Sadece kokoreç değil, ailecek gelip farklı lezzetlerimizi de tadabilir insanlar. Hamburger olsun, köftemiz olsun, tavuk ızgaramız olsun. Çeşitliliğimiz bu şekilde arttırmaya çalıştık. Şunu sorayım peki, sattığınız ürünü yiyor, tüketiyor musunuz? Tabii ki. Ürünlerimiz merkezden geliyor dediğim gibi. Şampiyon merkezi İstanbul'da. Kokoreçimizin TSE belgesi, ISO kalite belgesi ve helal sertifikası bulunmakta. Bu yüzden insanlar gönül rahatlığıyla gelip sağlıklı bir şekilde tüketebilirler. Vallahi Onur Bey, biz hazırlanırkenden beri böyle iştahımızı kabarttık, bekliyoruz. Bildiğim kadarıyla iri kıyımı siz seviyorsunuz. Ben de şu incelerle başlayalım, tadalım, bakalım, izleyicilerimize de aktaralım. Buyurun, afiyet olsun diyelim ve bir de yorumlayalım. Böyle sıcak sıcak Yılmaz ustamızın elinden. Tabii alışık olduğunuz bir lezzet. Evet. Kokoreçin 3 usulü bilinir. Ankara usulü, İstanbul usulü ve İzmir usulü diye. Şampiyon kokoreçte iri kıyım, İzmir dediğimiz. İnce kıyım, baharatlı Ankara usulü. İsteyen sebzeli, domatesli, biberli İstanbul usulü. Her türlü sunumumuz mevcuttur. Bir de tabii kendimizi şöyle biraz yazın sahil kasabalarında hissedelim. Şöyle birer tane de midye yiyelim. Bu efendim oldukça lezzetli. Gerçekten kokoreç yağlı bir yiyecek. Fakat ekmeğe geldikten sonra, ekmekle buluştuktan sonra o yağ ayrı bir lezzet olarak sizlerin damağına dönüyor ve ulaşıyor. Eğer yolunuz Kayseri'ye düşerse, eğer yolunuz biraz sonra vereceğimiz adresten geçerse mutlaka ama mutlaka Şampiyon Kokoreç'in kapısını aralayın ve içeriye girin. Yılmaz ustamızın lezzetli elleri, Onur Bey ve ekibinin güler yüzü sizleri oldukça memnun edecektir. Ve buradan karnınız tok, sırtınız pek, güzel bir şekilde ayrılabilirsiniz. Buyurun Onur Bey. Tabii limonsuz midye, aynen, şekersiz çaya mı benzer diyelim. Şöyle size de ikram edeyim. Teşekkür ediyorum. Şu mikrofonumu tutayım. Sıktım Onur Bey, sağ olun. Gerçekten lezzetli ve damağa hitap eden bir midyeniz var. Elinize, emeğinize sağlık diyelim. Adresi tarif edelim. İzleyicilerimiz nasıl gelebilirler buraya? Kayseri merkezde yerimiz Sivas Caddesi'nde, tramvay hattında, Orda Evi karşısında kolaylıkla bulunabilecek bir konumdayız. Akşam özellikle 8'den sonra herhangi bir park sorunu yok. Bekliyoruz herkesi. Efendim öyleyse tekrarlıyoruz. Yolunuz eğer bu noktaya düşerse tramvay durak, tramvay güzergahının hemen karşı tarafında Hunat Tramvay Durağı'na da çok yakın bir lokasyonda Şampiyon Kokoreç Kayseri Şubesi sizleri bekliyor. Ve diyoruz ki mutfağımızın, kültürümüzün vazgeçilmez yiyeceği Yılmaz Ustam'ın deyimiyle milli yiyeceğimiz kokoreç Kayseri'de Şampiyon Kokoreç'te yenir.